Efendim hayırlı sabahlarımız bol olsun. Vakti şerifler hayır olsun. Bendeniz Muharrem Ali. Yani hizmet eden. Efendim malum 4 mektebi duyurduk. Hamdolsun kayıtlar da devam ediyor. Yarıdan çoğunu açtık. Son kayıtları da yaptığımızda ayın 20'si itibariyle Ekim 2022 yılında Ekim ayının 20'sinden sonra başlayacağız. En evvela üyeler birbirine aşina olsun, bilsinler diye bir 3'er dakikalık tanışma yapacağız. Akabinde de 4 fakülte olarak, 4 bölüm, branş olarak sınıflandırdığımız 4 mektebin ilk mektebinden son mektebine kadar olan kısımlarını tanıyacağız. Çünkü her birinde 25'er eğitim, asgari 25 eğitim planlanıyor. Bunun da elbette sebebi var. 4 zindanı vardı Ali Şeriatinin ya. Kabe dört köşe ya, dünya kuzey, güney, doğu, batı ya, insanın da halleri hakeza. 4 hılt, 4 sıvı İbn-i Sina'nın, 4 unsur Aristo'nun, naçizane benim de geliştirip deklare ettiğim hayat-ı erba, 4 sıvı, 4 mayi gibi bir temel inşası için gereken zemin, yani en evvela bir zemin, 4 köşeli bir zemin, bir masa, 4 ayak. Ki daha önce katma değer, yüksek katma değer çalışmalarında markalama teknikleri için de 3 sacı ayağı değil de 4. ayak, 4 ayaklı, 4 köşeli bir zeminden bahsedip üzerine marka Türk yol haritasını geliştirmiştim. Onu yıllarca anlattım. Şimdi 87 üniversite dolaşmanın, 200 şehir gezmenin ve bu vakte kadar binlerce etkinlik bitirmenin tecrübesi var. Bu arada binadayım, etraftan trafik sesleri geliyor, ona da kusuruna bakmayınız ama umarım iyi geliyordur ses. Şimdi yapılacak iş çok. Gerçekten çok. Yani 100. yılına giriyor devlet ve hem çok hoş gelişmeler var hem de maalesef ki nahoş gelişmeler var. Siyaseten, ekonomik alanda ve başımızın belası olan da eğitim. Yani neredeyse her 10 yılda, 20 yılda bir demeye dilim varmıyor. Bazen 5 yılda bir dahi çok şey değiştiriliyor. Sil baştan yapılıyor, yeniden başlanıyor. Çok zaman kaybediliyor, çok enerji kaybediliyor. Moral, motivasyon yerle yeksan oluyor. Bunlar bela işler, sıkıntılı işler. Ve ardışık değil eğitimler, birbirini tamamlamıyor. Her gelen aynı derdi, belayı, çareyi, çözümü yeniden keşfediyor, yeniden arıyor. Ve dertler artarak büyüyor. Yani bir 5 sene şahlanılsa bir 10-15 sene faturası ödeniyor bu işin. Ve artık burada bir hata olduğu aşikardır. O sebeple en evvela merkezinde olan akıl. Ne ifrata ne tefrite. Abartıdan noksan eksik bırakılmamış, ihmal edilmemiş, dengeye getirilmiş. Yani ilim yapabilen ve bir nokta nasıl diğer noktaya tek doğruyla bağlanıyorsa, işte bu tek doğru, evrensel olan doğru, sırat-ı müstakim belki İslami tabirle olan yolun yeni tanımı. Aklın hükmü, hakkı. Önce bunu bir tanımamız kavramsal olarak 3. bin yıl için. Milenyum diyorlar, hoş değil. İşte 3. bin yıl için de bir tenkit var. İşte Hristiyanlık ilk bin yılda Avrupa'yı, 2. bin yılda işte bilmem nereyi, Afrika'yı, 3. bin yılda Asya'yı Hristiyanlaştıracak diyorlar. Ama herkes kendi rüyasını görsün. Allah'ın da başka hesabı var. Sonuçta 2000 sonrası dönem için. Bu yeni kavramlarla, yeni zamanla ve tabii ki uydurulan, pazarlanan X, Y, Z nesilleri vesaire bunlar da bir kenara. Gencin bildiğini, annenin babanın da anladığı, sağlıklı ve sağ iseler, sağlıklı iseler dedeyle ninenin de doğru iletişim kurabildiği ve elbette artık yaş uzadı, 80 sonrası yaşayanlar 4. nesille de irtibatlı. Derdimiz bu, 4 mektebi 4 nesile de yayabilmek ve 100 yılı 100 yıla bağlamak. Bu 2022 itibariyle yapıp 2023'te nihayetlendireceğimiz eğitimler çok eğitim olacak. 100 asgari artabilecek de. Çünkü 4 sahada 25 eğitim yapacağız. Sonra onlar belki 50'şer eğitimi daha tamamlanacak. Artı 25 olacak her biri. O zaman da 200'ü geçecek. Yani bulacak ve geçecek kısmetse. Ama 25 derste bir meseleyi anlayacağız. Yani aklın hükmünü, vasfını, tanımını, kavramsal meselesini etimoloji kökeninden başlayıp psikolojik ve sosyal, bireysel ve sosyal toplumsal yansımalarını, ferdi, içtimai planda analizlerini hem İslam öncesi dönemle, hem İslam'ın getirdikleriyle, hem Türk töresiyle birlikte anacağız. Ve tabii ki evrensel
verilerle, bilgilerle dünyayla da entegre edecek şekilde. İkincisini gönül dedik, gönül mektep dedik. Çünkü o vardı zaten. Fakat bu dört mektep üst çatı olunca o da içinde kaldı. Burada da genel sohbetler olacak. Yani sıkıcı olmayacak. Sohbet tadında olacak. Çünkü bu rahleyi tedrise gelmiyor. İlham devşirilemiyor. Mektebe sokulamıyor kitaba. Deha da öyle. Gönül, muhabbet, aşk da kitaba gelmez. Kelama gelmez. Ama tevatürü, lezzeti, keyfi vardır. Konuşulması bile insanı rahatlatabilir. Güzel örnekleri vardır. Onları anmak, yad etmek, unutmamak, hatırlatmak ve üzerinden geçmek. Ve bunu sanatla da, zenaatla da süslemek. Çünkü zenaat da bu sanattan besleniyor ve gönülden besleniyor. Usta zenaatkarlar iyi sanatkar olmaya da aday olurlar. Tabii burada da zenaatkar ile sanatkar arasında, Müslüman ile mümin arasında ve mümin ile salih arasındaki farkları da konuşacağız. Ve en önemlisi emek, yani alın teri. Bunu değerli, bunu konuşacağız. Onu da 25 derse çalışacağız. Kıymetli emekleri tanıyacağız, emektarları tanıyacağız. Ve nihayetinde de töre, ahilik, Türk töresi, tarih. Tarih nasıl okunur, töre nedir, nerede başlar, nerede biter, güncel midir, evrensel midir? Bunları da kademe kademe hep beraber kısmetse konuşacağız. Dersler şimdilik hafta içi 2 gün. Büyük ihtimalle salı perşembe gözüküyor. Perşembe genelde talep edilen gün. İhtimal salı ya da belki çarşamba, belki pazartesi de olabilir. Hafta içi 2 gün. 40 artı 40 dakika. İlk 40 dakika konu serilecek yere başlığıyla. Önden peşin gelen sorular varsa onlarla da bir sistemle takip edilecek. İkinci 40 dakikada açıklanması yapılacak ve vakti olanlarla da 80 dakika üzerine değerlendirme. O da ortalama bir 40 dakika. Yani 2 saat gibi 80 dakika, 120 dakika arası dersler olacak. Ve her dersin nihayetinde de derdimiz en az o bahiste, o hususta bir tane genel geçer prensip bulabiliyor muyuz? Ve bu prensibin kritiğini yapacağız yine. Sonra bu grubun 100 kişinin yarıdan fazlasının onay verdiği, kabul ettiği ve makul bu, yazılabilir dediğini de makul prensipler, kabul edilebilir, yaşatılması gereken kaideler diye listeleyeceğiz. Yani 100 derste 100 prensip çıkartmak gibi askeri temel derdimiz var. Bu da büyük bir kar olacak, kazanç olacak bizler için. 100. yılımızda askeri 100 kaide, 100 prensip Türk ailesi, Müslüman aileleri için. Ve bunun da evrensel alemde de ekleneceği kanaatindeyim. Çünkü Türk töresi evrensel değerlerin hiç altında kalmadı. Çoğunda da öncü oldu, yol gösterdi. Ve açıcı da oldu. İşte güler yüz, on binlerce yıllık geleneği bu milletin. İkram öyle, cömertlik öyle, yiğitlik öyle, asalet öyle, zarafet öyle, tokgözlülük öyle, sabır öyle. Zalime karşı direnmek öyle, zulüm yapmamak, zulümden yana yandaş olmamak, zulme rıza göstermemek gibi çok yüksek insani halleri olan Türk milleti töresiyle de dünya için çok önemli bir konumda ve dünya halklarının ağabeyi konumunda, büyüğü konumunda bu hususta. Bunları da usta yazarlar, akademisyenler, düşünürler, mütefekkirler, felsefecilerle de oturacağız, konuşacağız. Ve tutarlı, akılcı, çağdaş, tabii ki töreden kopmayan ve İslami hikmetlerle de analiz etmeye gayret edeceğiz. Çok teşekkürler. Şimdilik bu. Muharrem Ali dediğim gibi ismim. Arzu ederseniz sosyal medyadan da takipleri yapabilirsiniz. Hemen her platformda 4 Mektep adıyla ya rakamla 4 ya da yazıyla 4 Mektep diye bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Selametle, hürmetle.